Okay, so today we will start studying and defining tangent space of a manifold. Okay, so let M a C infinity manifold of dimension n okay if U is an open subset. Let C infinity U be the set of the be the collection of all C infinity functions on U. Okay. And for a point P in M, let CP okay, so C infinity P be the following. So you just actually just take all the unions of these gadgets, okay, and then divide it by the following equals relation. So a function in f, say this is in U and this is in V. We will say that these two functions are equivalent if f and g are equal to each other for all x in some W open set, which contains okay, in the intersection of U and V. Since all of them ya belki şöyle demek daha iyi. U intersection V öyle ki P de W'nun içinde olacak. Bunlara bu denklik sınıflarına each equals class f, yani bu şeyde is called a germ of a smooth function at P. P noktasındaki bir germ diyoruz. Kastettiğimiz nedir? Yani bu P noktasının bir civarında F'e eşit olan bir open sette F'e eşit olan bütün fonksiyonları kastediyorum. Yani iki tane fonksiyon eğer P noktasının etrafındaki bir open sette birbirine denkse ben onları aynı fonksiyon olarak görüyorum. Bunlara germ diyoruz. Evet. Tabii. Evet. Böyle bir W varsa. Böyle bir W varsa. Hepsi open. Evet. Burada yani bu U open U open W da open olacak.
W'de open. Mesela bunun kompleks analitik versiyonunu düşünürseniz, şöyle remark olarak yazayım. Mesela kompleks plane'i düşünün. Burada herhangi bir nokta alın. Kompleks plane'de. Ve şunu yap, define edin. A, P diyeyim, şu olsun. Özür dilerim. Union of complex analytic functions. O, U diyeyim. U, P için alıyor. Bu da C'nin içinde open. Ve aynı relation. Yani F, G'ye related olacak. Eğer F bir holomorfik fonksiyonsa U'da, G'de yine bir holomorfik fonksiyonsa V'de ve fx gx'e eşit olacak for all x in W. W'da U'la V'nin içinde bir open set ama P noktasında içerecek. Burada OU'da analytic functions. Analytic functions on U. Yani kompleks plane'in open setlerindeki tanımlı analitik fonksiyonları düşünün. OU ile onu gösteriyorum. U üzerinde tanımlı analitik fonksiyonlar. Bu nesne nedir? P noktasını içeren bütün open setler için bu şeyleri düşünüyorum. Ondan sonra da bunu bir denklik bağıntısına bölüyorum. Nedir? İki tane analitik fonksiyon eğer x noktasının bir civarında birbirine denkse, eşitse onları aynı göreceğim. O zaman buradaki denklik sınıfları nelere denk geliyor? Bu sizin bildiğiniz bir şey. Bir denklik sınıfını ben kompleks analizde bir şeyle represent edebilirim. O da f'in o noktadaki şeyi, Taylor expansion'ı. Yani kompleks analitik olduğu için f'in bir expansion'ı var. Yani nedir o da? Hatta şöyle diyebilirim. F'in n'inci türevi at the point p divided by n factorial z minus p to the power n. N from 0 to infinity. Tamam mı? Yani bununla represent edebilirim. Bu yanlış bir gösterim de şöyle demek lazım. Represent ya da şöyle diyeyim. The equivalence class F can be represented şöyle diyeyim ya. In this case, any equivalence class can be represented by the power series. Yani şöyle represent edebiliriz şununla. F'in n'inci türevini P noktasında hesap ediyorsunuz. P eksi, özür dilerim, Z eksi P'nin n'inci kuvveti. Burada mesela bu denklik sınıflarını bir power serisiyle represent edebilirim. Sumut kategoride bunu yapamazsınız çünkü sumut fonksiyonların Taylor expansion'ı olmayabilir. Yani işte mesela şu fonksiyon alırsanız fx e üzeri eksi 1 bölü x pozitifse ve 0 if x
pozitifse şöyle tarif edin. Bu fonksiyonu Taylor, bu fonksiyon smooth. Bu fonksiyon smooth. Yani C sonsuz bu. But has no Taylor expansion. Yani infinite Taylor expansion. Finite var tabii ki de. Sonsuza kadar giden böyle bir power seri expansion'ı yok. Has no infinite yani smooth fonksiyonlar bir yandan hani çok güzel nesneler ama kompleks fonksiyonlarla karşılaştırılamazlar. Yani onlara göre çok daha wild olabilirler. Kompleks fonksiyonlar hani çok daha düzgün, proper nesneler. Efendim? Öyle mi? Evet. Weierstrass yazalım. Lise hocasıydı değil mi bu? Ha, o zaman belki almış olabilir diyorsun. Tamam, şimdi tangent space nedir? Tangent space de şu arkadaşlar. Definition. Şimdi şeyi tarif ettik. Herhangi bir manifold için C infinity P'yi tarif ettik. Neymiş bu? Denklik sınıfları. Her bir denklik sınıfı da şöyle represent edilebiliyor. P noktasını içeren bir open setteki bir smooth fonksiyon. İki tane denklik sınıfı da, pardon, iki tane representatif de eğer işte daha küçük bir open sette agree ediyorlarsa, P noktasını içeren bir open sette, o zaman onları da birbirine denk görüyoruz. Peki, yani aslında bu şeye denk geliyor. P noktasındaki lokal fonksiyonları gösteriyor bu. Belki onu da remark olarak yazayım. Değil mi? C neredeydi? Infinity P is the ring of. Burada ring yapısı da var. Is the ring of local C infinity functions on at P. Ring yapısı da nedir? İki tane denklik sınıfını nasıl toplayabilirim? Direkt fonksiyonları toplayın. Bu well-defined mı? Well-defined çünkü iki tane farklı representatif alırsanız bile onlar P noktasını içeren bir open sette aynılar. O yüzden de bu burada bir ring yapısı var. Yani bu iki tane denklik sınıfının toplamı şu çarpımı da böyle, pardon, tarif edilebilir. Yani bunlar tanım. Direkt çarp. Tamam mı? Efendim? İyi tanımlı bunlar. Yani o detayı size bırakıyorum. İyi tanımlı olduklarını. Evet, bu halka çok iyi bir halka değil. Evet. Yani değil mi? Şöyle bir fonksiyon alabilirsiniz. Bu her yerde sıfır değil ama hani şöyledir. Bir de şöyle bir fonksiyon alırsınız. İkisinin çarpımı sıfırdır ama ikisi de sıfır değil. Dolayısıyla bu hani şey değil. Integral domain değil. Kötü bir nesne. Peki. Definition. The tangents we define the tangent space TPM şöyle yazmış of M at P
To be the set of all mappings. Set of all mappings. XP nereden? C infinity P'den, yani bu lokal fonksiyonlardan R'ye giden satisfying for all alpha beta in R comma F G C infinity P. Burada yani denklik sınıfını şeyle F'le gösteriyorum. Notasyonu şey yapmak için. Yani kitap da öyle yapıyor. Yani F'le denklik sınıfını aynı görüyorum. Tamam mı? Ama aslında farklı şeyler de. Satisfying. The two conditions. Birincisi şu, xp alpha f plus beta g is alpha xp f plus beta xp g. Yani linearity. Ring yapısı var ama orada aslında vektör uzayı yapısı da var. Sabitlerle de çarpabiliyorsunuz. İsterseniz onu söyleyeyim. Indeed. Is an R vector space. Aslında R algebra hatta. Yani çarpma var, toplama var, skalerle çarpma da var. Skalerleri de sabit fonksiyon gibi görebilirsiniz. Dolayısıyla vektör uzay yapısı da var. Aynı zamanda algebra yapısı da var. Linearity'yi öyle kullanıyorum. Hani vektör uzay yapısını kullanarak. Aynı zamanda FG bir de Leibniz rule sağlıyor. Plus G of P plus f of p xpg. Leibniz rule. Leibniz rule. Okay. A tangent vector to M at P is any XP. Yani tangent vector dediğim şey bir XP. Başka bir şey değil. Okay. Şunu almam lazım. Tamam. Okay. Şimdi şunu görmek mümkün. Bir tane örnek yapalım. Aren'i düşünelim veya Aren'deki bir open seti. Biz Aren'i alalım. Herhangi bir tane vektör için take any vector in Rn. Şunu tarif edelim. Define xv
Ya da şöyle diyeyim, VP, define VP, C-infinity function'lardan R'ye as VP F şey olsun, directional derivative of F, yani F'in gradient'ını alıyorum, V ile çarpıyorum. Tamam mı? The directional derivative. Derivative of f at p along the vector v. Bu directional derivative hem Leibniz kuralını sağlar hem de şeyi vp satisfies both conditions of a vector field vector tangent vector özür dilerim vector at p p noktasındaki şeyi sağlar. Dolayısıyla da bu bir teğet vektördür. Hence VP is a tangent vector to Rn at the point P. Özel şu vektörleri seçersek bir tane koordinat sistemi düşünelim. Consider a coordinate system on Rn say İşte x1 up to xn ile verilsin. Ve şunları tarif edelim. Define the tangent vectors del xi p. Bu nerede? Rn'deki teğet uzayının içinde bir vektör. As follows. Yani bunlar da directional derivative'ler olsun. Yani del xi. Aslında belki şöyle mi yazmak lazım? At p diyeyim. Bu nedir? P noktasındaki c sonsuz. Bunu nasıl göstermiştik? Dur. C sonsuz P'yi paranteze alıyoruz. C sonsuz P'den R'ye gidecek. Şöyle yapsın. İşte herhangi bir F'i alsın veya denklik sınıfını. Bunu nereye götürsün? Del xi at P. Tamam mı? Yani xi yönünde türevini alıyorum. Şimdi iddia şu, bu nesneler claim bunlar lineer bağımsız. Note that şuna bakarsanız del xi p'yi xj fonksiyonuna hesap et, şey yapayım. Xj yani j'inci koordinat fonksiyonu bu, değil mi? Xj'yi ben şöyle görebilirim. Bu Rn'den, değil mi? Ara bir fonksiyon. Bir tane nokta verdiğiniz zaman bir p noktası t1 pn diye bunu nereye götürüyor? Xj of p bunun j'inci koordinatına. Bu fonksiyonun türevini alırsam bu nedir? Kronecker delta ij. Değil mi? Yani çünkü ij'den farklıysa o zaman siz i yönünde hareket ettiğinizde o fonksiyonun değeri değişmiyor. O yüzden de türevi sıfır. İ ile J birbirine eşitse
İyi yönünde ne kadar hareket ederseniz şey de o kadar edecek. Yani buradan şundan bu Kronecker Delta IJ şunun tanımını şöyle görebiliriz. Yani bu şey demek ya partial derivative limit as h sıfıra giderken f of p plus h EI diyeyim. Eksi f of p bölü h. EI'den kastettiğim de işte 0, 0, 0 şurada 1 olan şey. Tamam mı? Peki bu özellik şunu söylüyor. EI'ın tepesin ne değil? H. Şunu mu diyorsun? Tamam, H. H sıfıra giderken P artı H EI. Yani sadece EI yönündeki koordinata H ekliyorum. Pardon. I'ıncı koordinata H ekliyorum. İyi soru. İki tane farklı reprezentatif o noktayı içeren bir open set de aynılar ya. Limit de aldığım için h'i sıfıra gönderiyorum. O yüzden o ortak olan open setin içine düşecek. O yüzden well defined. Ama iyi sordun onu. Yani söylemeyi unuttum. Değil mi? Bu well defined bir işlem. Yani germ'in türevini alıyorum. Alırken de herhangi bir reprezentatif alıp onun türevini alıyorum ama farklı reprezentatif alırsanız o ikisi zaten daha küçük bir open sette aynı fonksiyonlar. Tamam mı? Germ'in türevi de evet o da bir başka germ. Evet. Peki bu neyi veriyor? Note that this implies evet, bu the vectors del xi's at p i from 1 up to n is a linearly independent set. Is linearly independent. The vectors o zaman şöyle yazmam lazım, değil mi? The vectors i from 1 to n are linearly independent. Neden? Şöyle if let's say c1 yani şöyle diyeyim if v which is ci del del xi p is the zero vector then bu vi'yi şeye yedirirsek v of del xj değil mi? Ci del del xi at p xj bu summation Kronecker delta ij olacak. Dolayısıyla bu cj'ye eşit. Ama bu v sıfır. Dolayısıyla burası da sıfır. Dolayısıyla da şey görürüz. All ci's are sıfır. For all j from 1 up to n. Peki bunlar tangent space'e bir basis verir mi? O da doğru ama onun ispatı o kadar kolay değil. Lemma. The set del del xi at p is a basis for TPRN.
Yani ne yapmam lazım? Her şey, siz söyleyin, vektör, tangent vektör, bunların bir linear combination'ıdır. İspatı şöyle söyleyeyim, bir kısmını bırakacağım. Let diyelim v bir any tangent vektör, bir any tangent vektör. Bunları bu test elemanlarda hesaplayalım. Yani nerelerde? X, Y koordinatlarında. Tamam mı? Let C, I be the value of this vector on the coordinate function X, I and let U be the linear combination of C, I's del del X, I's. I from 1 up to n. İddia nedir? Claim V bu U'ya eşit. Tamam mı? V U'ya eşit. Nasıl gösteririm V'nin U'ya eşit olduğunu? Bu tabii ki note that the claim finishes the proof. Çünkü zaten lineer bağımsız olduğunu söylemiştik. Bu da span ettiğini söylüyor. Her vektör bu del del xi'ların bir combination'ıdır. Finishes the proof of the lemma. Proof of the claim orada şöyle yapılabilir. Nasıl? Bunlar iki tane fonksiyon, değil mi? Nereden? Germlerden reel sayılara giden. O zaman ben bunları her bir germde aynı değeri aldığını söylemem lazım. Tamam. Let f c be any germ. O zaman şu var. Then f has a Taylor expansion. Taylor şöyle bir Taylor expansion'ı var f'in. F of x f of p'ye eşit. Ondan sonra f'in partial türevlerini alıyoruz p noktasında. Buralara xi minus pi diyoruz, değil mi? Böyle bir şey var. Ondan sonra bir de remainder var. Ona ihtiyacımız var, değil mi? Kareli terimlere. Şeyde dur bakayım. İspatta gerekiyor mu diye bakayım. Orada bir tamam, gerek yok. Bir tane remainder var, değil mi? Ama remainder'ın ifadesine ihtiyacımız yok mu? Evet. Neyse, şimdilik böyle bırakayım. Tamam. Şimdi şeyin v'yi hesaplarsam evet. Şöyle şurada i, burada şöyle bir toplam var. Ij del squared f del xi del xj
Burada da x minus x, pardon. Xi minus pi, xj minus pj'ler. Ha şu herhangi bir p noktasında değil de bir xi'de hesaplanacak. Tamam. For some xi. Yok. Çarpım var ya. Şimdi evet. Yani x ile p arasında bir şey. Şimdi şeyi uygularsak bir tane bu vektörlerin aslında hani bu tangent vektörler bu şeyi linearity artı Leibniz rule'u sağlıyor ya. Onlara derivation deniyor. Buna hesaplarsak şimdi neydi? Bizimki birisi u'ydu, birisi v'di. Değil mi? Şimdi tabii şeyleri söylemek lazım. Belki buraya note that for a derivation e a function on c infinity p satisfying 1 and 2. Bunlara derivation deniyor. We have. Şimdi şöyle şeyler var. Mesela x bir derivation ise derivation x diyeyim. Mesela bir tane bir fonksiyonundaki değeri nedir bunun? Ben biri sabit fonksiyonu 1 çarpı 1 diye yazarım. Buradan da o zaman ne olacak bu? Bir fonksiyonunun p noktasındaki değeri çarpı x'in birdeki değeri artı x'in birdeki değeri çarpı bir fonksiyonun p'deki değeri. Ama bu constant one fonksiyon zaten bunlar bir. Oysa bu iki tane x1. İki tane x1 bir tane x1'e eşitmiş. O halde x1 eşittir 0. Tamam mı? Similarly buradan da şunu yazabiliriz. Then what is x of c? Bunu da işte c çarpı 1 diye yazarsınız. Bu da xc çarpı 1 artı c çarpı x1 olacak. Buradan gelmez. Ha linearity'den. Evet haklısın. Tamam. Tamam. C çarpı 1 olacak. Bu da 0. Dolayısıyla constant fonksiyonlarda 0. Şimdi constant fonksiyonlarda 0 olduğu için buna uyguladığım zaman bu fonksiyona bu 0 verecek. Bunlar sabit olduğu için dışarı çıkacak. Buradan işte her neyse onu verecek. Buradan gene 0 verecek. Değil mi? Yani şöyle diyeyim. Bizimki u'ydu değil mi? İlk başta aldığım hangisiydi? Pardon v'di. V'yi buna uygularsam özür dilerim. Note that v'yi ben f uygularsam bu bakalım şimdi. Bu 0 verdi. Bu dışarı çıktı. V'ye bunu uyguladığımda buradan ci verecek. Yani summation del f del xi at p ci ondan sonra şu ikinci terimlerden ne verecek? Öyle diyeyim. Yani ci
Aa. Del del efe ay. Del del x i p c i artı v of şunu yazayım olmazsa da i j üzerinde neydi? Del f del x i del x j xi x minus x i x minus x j. Tamam, bunu uyguluyorum. Şimdi şurada şöyle bir şey var. Fact var. Taylor teoreminden geliyor. O da diyor ki bu ifadeyi aldığınızda şimdi bu xi noktası x ila p arasındaki doğrunun üzerinde bir nokta değil mi şöyle? Ama şu ifadeye bakarsanız şu nesne yani bu ifade çarpı diyelim ki del del x i bir tanesini şu fonksiyon sumut bir fonksiyon. Bu fonksiyon sumut. C sonsuz. Bu da şeyden Taylor expansion'ının integral ifadesinden o remainder'ın integral representation'ı var. Oradan geliyor. İkinci chapter'da bunu yapıyor. Yani 3-5 satırlık bir şey de kalkülüs yani. Bu c sonsuz bir fonksiyon. Dolayısıyla v'yi buna uyguladığım zaman ben her bir summation içinde bu fonksiyonla şu fonksiyonun çarpımına derivation'ı uygulamış oluyorum. Tamam mı? O zaman şöyle olacak. Buradan xi del del xi at p ci plus ij'ler. Şimdi v'yi buna uyguluyorum. Okey. Bu nesnenin şöyle yazayım. ij. Bu nesnenin v'sini alıyorum. Bu sumut fonksiyonun. Ondan sonra şu fonksiyonu x minus xc'yi p noktasında hesap ediyorum. Ama p noktasında pardon, x minus xj değil. Bu pi pj değil mi? Pi pj. X minus pj'yi pj'de hesap ediyorum. Pardon, pi noktasında hesap ediyorum. Bu sıfır. Artı bir de ne var? Artı yani Leibniz rulu uyguladığım için bu ifadenin xi xj xi'nin şurada özür dilerim. Ki i'dı. P noktasındaki değerine bakacağım. Yani o da pi minus pi olacak. Dolayısıyla bu da sıfır. Çarpı v of x minus pardon xj minus pj. Ama her halükarda ya bu sıfır ya bu sıfır. Dolayısıyla bu ikinci terim hepten sıfır. Tamam mı? Burası hep sıfır. Geriye ne kaldı? Sadece bu kaldı. Bu da dikkat ederseniz aslında del del xi at p ya da şöyle diyeyim ci çarpı del del xi at p vektörünün f'e uygulanması başka bir şey değil, değil mi? Bu. Bu da zaten ama uv'di. Dolayısıyla u'la v birbirine eşit. Burada tek kritik adım şu. Hani şu fonksiyonun c sonsuz oldu. Tamam mı? C sonsuz oldu. Efendim?
Evet. U'yu zaten şöyle yapmış. CI'yi böyle tarif etmiştik. U da şuydu. Dolayısıyla o çıkan sonuç CI'larla bu del del XI'ların F'e uygulanmış hali oluyor. Neyi? Ha yok, bunu tanımlıyorum. Siyahın tanımı bu. Böyle, şimdi VI'lar, pardon, V fonksiyonları yiyor ya. Fonksiyonları yiyip bana bir sayı veriyor. Bu sayıları alıyorum. O sayıları kullanarak bu vektörü oluşturuyorum. Sonra da gösteriyorum ki V vektörü ile U vektörü her bir cörmde aynı değer alıyor. O zaman bu V vektörü U vektörüne eşit. Tamam mı? Ya bunu göstermiyorum. CI'yi zaten böyle tarif ediyorum. CI'nin tanımı V'nin V derivation'ının XI fonksiyonundaki değeri. Tamam mı? Yani sizi kandırmıyorum burada. Kandırdığım yerler olabilir de burası orası değil. Anlaşıldı mı? Şunu sorabilirsiniz. Tangent space niye böyle tarif edilmek zorunda? Bu şekilde tarif ederseniz koordinattan bağımsız olarak tarif ediyorsunuz. Ama hemen burada yaptığınız gibi aslında herhangi bir koordinat sistemi seçtiğiniz anda da o koordinat fonksiyonlarının verdiği yönlü türevlere denk geliyorlar. Dolayısıyla tanım, hani tangent space'in tanımı, manifold üzerinde hiçbir koordinat sistemi seçmeden yapılabilecek bir şey. Nasıl tarif ettik? Her bir noktadaki cörmleri tarif ettik. Ondan sonra da o cörmlerden işte reel sayılara giden derivation'ların uzayıdır dedik. Tamam mı? Koordinat sistemi falan tarif kullanmadık ama verilen bir koordinat sistemi içinde basisinin ne olduğunu söylemiş olduk. Evet, dersi de burada bitirdim. Bir dahaki ders bunu kullanarak artık hani bir daha bu tanımı dönmeyeceğiz. Tangent space'i her seferinde bir nokta aldığımızda o koordinat noktada seçilen bir koordinat sistemini kullanarak işte del del xi'lar cinsinden yazacağım. Algebraic definition şey de önemli. Mesela algebraic geometride diyelim ki tangent vektör tarif edeceksiniz. Orada nesneler somut bile değil. Dolayısıyla hani işte böyle bir C infinity fonksiyon vesaire bulamazsınız. Ama bu şekilde tarif edebilirsiniz. Tamam mı? Efendim? Evet ama hani yani şöyle bir nesnenin de şu noktadaki tangent space'ini tarif edebilirsiniz o zaman. Yani şuradaki tangent space tarif etmek kolay da buradakini nasıl edeceksin? O algebraic definition orada iş görür. O yüzden yani daha avantajı fazla olan bir şey. Alright, so let's stop at this point.